Ajda nasılsın sen? Siz nasılsınız kızlar? Nasıl gidiyor? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Harika. Başkan ben de. Nasılsınız? İyiyiz. İlk okula başladığımda okul inşaattı. Defter kalem de yoktu. Kumun üstünde ders veriyorduk. Hiç unutmam, hoca tahtaya, küçük bir tahta vardı. Bir sıfır çizdi. Hadi bunu yapın dedi çocuklar. O gidip geldi, gelene kadar bir tek bunu ben yapmıştım yani. Onun için de bana dedi ki aferin, sen de iş var. O gün bugündür ben böyle kendimi bir hoca ediyorum. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bakalım. Hayırlı olsun. Başkan beklerim sesi var. Onunla inşallah vereceğim. Sıra geldi. Aynen. Temizlik Esenyurt kampanyasını başlattık. Nerede? Ondan sonra çöplerinizi tamamen çöp tenekelerine atacaksınız. Çöp kutularına atacaksınız. Şehri temiz tutacaksınız. Okulu temiz tutacaksınız. Bir de annenize, babanıza da bunu diyeceksiniz. Selamımı söyleyeceksiniz. Bundan sonra Esenyurt temiz tutacaksınız. Siz benim temsilcimsiniz. Tamam mı? Hadi bak. Başkanım, başkanım. Ekrem İnci Ortaokulu'ndayız. Burada yaklaşık 2500'e yakın öğrencimiz var. Okul müdürümüz de yanımızda. Müdür Bey siz de buyurun. Biz bu okula 740 tane çanta, kırtasiye, kalem, defter yardımı yaptık. Bir kısmını şimdi ben öğrencilerimize dağıttım. Onlara ben hayatta başarılar diliyorum. Bu okulumuzun boyasını, badanasını, tamiratını, tadilatını da biz Esenyurt Belediyesi olarak yaptık. Böyle onlarca okul tamir, tadilat, boya ve badanasını yaptık. Bu milli eğitimin işidir demedik. Bu bizim çocuklarımızın geleceğidir diyerek el attık. Fakat şöyle bir sorunumuz var. Bu yanda da Yusuf Aktaş İlkokulu var. Burada Ekrem İnci Ortaokulu var. Müdür Bey'den öğrendiğim kadarıyla bu iki okulda 5500 civarında öğrenci var. Ve 40-50 kişilik sınıflarda çocuklarımız ders görüyor. Bu da yani okullaşma ve sınıflaşma açısından, üstelik de Esenyurt'un çok da arka tarafları olmayan bir yerde biraz sıkıntılarımız, sorunlarımız olduğu görülüyor. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onları geleceğe iyi bir biçimde hazırlayabilmemiz için her şeyden önce fiziki koşulların iyi olması lazım. Öğretmenlik müessesesinin özellikle çok iyi olması ve bizim öğretmenlere, öğretmenlik müessesesine, öğretmenlikle ilgili 4 yıllık okullarımıza, fakültelerimize çok büyük değer ve önem vermemiz gerekir. Çünkü geleceğimiz olan gençleri bugünden onlar yetiştiriyor. Bizim de belediye olarak üstümüze düşen görevleri eğitimle ilgili ne gerekiyorsa yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kalkınabilmenin en önemli unsuru insandır. En büyük kaynağı insandır. İnsanı değiştirip dönüştürebilmenin de en etkili yolu eğitimdir. Biz iyi bir eğitim yaparsak, bu çocukları iyi eğitebilirsek ülkemiz de iyi olacak, ileri gidecektir. O nedenle
eğitime her kurumun çok büyük önem ve destek vermesi gerekir. Biz Esenyurt Belediyesi olarak gerek okullarımızın boya badanası olsun, gerekse de öğrencilerimizin eğitimle ilgili araç, gereç, kırtasiye, çanta yardımı olsun, elimizden gelen katkıları yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza da büyük başarılar diliyorum gelecekte. Okul müdürümüze de teşekkür ediyorum. Başarı diliyorum. 30 binin üzerinde sadece bu destekleri verdik. Ayrıca biz kütüphanelerimizde öğrencilerimize çorba ve poğaça desteği veriyoruz. Kitap desteği veriyoruz. Onun ötesinde kadınlar için kurslar açıyoruz. Onun ötesinde üniversiteye hazırlananlara ya da ortaokul, lise sınavlarına girenlere de ücretsiz kurslar veriyoruz. Örneğin bu sene bizim kurslarımızı alan 685 tane öğrencimiz, başta tıp, hukuk, mühendislik gibi dallar olmak üzere birçok yerde kazandılar. Bu da bizi mutlu etti. Emeklerimizin boşa gitmediğini, baş verdiğini, sonuç verdiğini görmek bizi son derece mutlu ediyor. Dün Temiz Yurt Esen Yurt kampanyası başlattık. Çocukların, ailelerinin bunu bilince çıkarması, bu farkındalığı yaratmaları önemlidir. Şehrimizi temiz tutalım. Herkes evini temiz tutarsa, evinin önünü temiz tutarsa şehrimiz temiz olur. Çocuklar özellikle bu konularda son derece önemli. Onlara bu konuda inanıyorum, güveniyorum. Temiz yurt, esen yurtu hep birlikte inşa edelim, koruyalım, geliştirelim. Tamam mı çocuklar? Tamam. Peki. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.